birinci açıklandı, o bina Adso'nun binası oldu. Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası dünya çapında yarıştı. Birincilik hem Afyon'a hem de Türkiye'ye geldi. Afyonkarahisar'ın üreten, çalışan bir şehir olması için gece gündüz demeden mücadele eden bir kurum var. Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası. Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası binası, Merkez İngiltere'de olan Bina Araştırma ve Derecelendirme Kuruluşu BREEAM tarafından dünya genelindeki yeşil binalar arasında yapılan oylamada rakiplerini eleyerek en iyi ilk 5 finalist arasında olmaya hak kazandı. Odamız, Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı gerçekleştirilen modern ve teknolojik yeni binasında üyelerine kaliteli hizmet vermektedir. 3 Haziran 2020 tarihinde yeşil binalar için sertifikalandırma yapan BREEAM tarafından yapı performansı ve bina yönetim bölümlerinde en yüksek puanı alan Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası, Türkiye'de var olan kamu binaları arasında olağanüstü dereceye sahip ilk bina olma özelliğiyle bir ilke imza attı. Toplantı salonları, eğitim salonları, bilgisayar odasıyla üyelerine tam anlamıyla kaliteli hizmet verebilmek için kurulmuş olan bu yapı, üst düzey organizasyonların gerçekleştiği modern bir merkez olarak göz doldurmaktadır. Dünkü final akşamında Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası, Türkiye'yi temsilen Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, İspanya ve Romanya ile yarıştı. On the behalf of Afyonkarahisar Chamber of Commerce and Industry. Zorlu süreçte ilk 5'e girerek dünya çapında büyük bir başarı elde eden Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası bunu birincilikle taçlandırdı. Her şey daha güçlü bir Afyonkarahisar, daha güçlü bir Türkiye için. Evet, biraz daha şöyle derinlemesine bakacağız bu konuya. Dün geceye götüreceğiz sizi. Ana haber bültenimizi de Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası'nın o hizmet binasından sunmuştuk. Hemen ardından da özel gündem programımız vardı. Adso Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser, Adso'nun Genel Sekreteri Ali Şenol programımıza katıldı. Hem o oylamanın öncesinde hem de oylamanın sonrasında. Tabii oylama öncesi biraz heyecan vardı ama oylamanın hemen ardından, o sonuçların açıklanmasının ardından ve Adso binasının birinciliği, dünya genelinde o birinciliği kazanmasının ardından yüzlerde tabii ki bir sevinç vardı, gurur vardı, mutluluk vardı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da programımıza katıldı. Bir telefon bağlantısı gerçekleştirdi. Adso Başkanı Hüsnü Serteser'i tebrik etti. Bu gururun, Afyonkarahisar'ın ve Türkiye'nin olduğunu söyledi. Daha fazlasını da anlatacak haberimiz, onunla devam ediyoruz. Evet, şu anda da alkışlar var. Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası, Merkez İngiltere'de olan Bina Araştırma ve Derecelendirme Kuruluşu BREEAM tarafından dünya genelindeki yeşil binalar arasında yapılan oylamada rakiplerini eleyerek birinci oldu. Çok mutluyum. Hakikaten birlikte yarıştığımız binalar çok özellikli binalardı. Kanal 3 Televizyonu Adso'dan yaptığı canlı yayınla o gurur anlarını Türkiye'ye ve dünyaya duyurdu. Daha önce de bahsediyordunuz, birincilik Türkiye'ye yakışır diyordunuz. Yakıştı. Oylama öncesi Adso Başkanı Hüsnü Serteser duygularını dile getirdi. Çok zorlu bir gruba kaldıklarını söyledi. Çok zorlu bir gruba kaldık. Çünkü bizim kamu binasıyız ama kamu binaları belediyeye bağlı olduğundan Avrupa'da ne yazık ki biz ticari segmentin içine girdik ve oldukça zor bir gruptayız. Ama bizim için ilk 5'e kalmak da çok önemliydi. Çünkü dünyaca bilinen bir ödül programı bu program. Yıllardır yapılıyor. Adso Genel Sekreteri Ali Şenol da süreci anlattı. Başkan Serteser ile birlikte oda olarak büyük emek harcadıklarını söyledi. Tabii ki burada biz ekip arkadaşlarımızla birlikte, başkanımızla birlikte ciddi bir emek harcadık.
Şöyle söyleyeyim, aslında bunun bir hikayesi var biz personel olarak. Yaklaşık 3 yıl önce yönetim kurulu başkanımız malumunuz olduğu üzere kendisi inşaat mühendisi. Bir toplantı esnasında bize demişti ki Ali dedi biz bu binayı yeşil binaya uygun olarak yaptığımızı düşünüyorum. Yeşil bina diye bir kurgu var, buradan gidelim ki biz de bu belgeyi alalım dedi. Tabii biz yaptığımız iş gereği bunu çok bilmiyorduk. Sayın Başkan'ın bir önünde yönlendirme yaptıktan sonra gerekli araştırmalarımızı yaptık efendim. Ve sonunda da yeşil bina sertifikası için başvurumuzu gerçekleştirdik. Daha sonra çevrimiçi olarak dünyanın en iyi yeşil binası açıklandı. Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası tüm rakiplerini geride bırakarak dünya genelindeki yeşil binalar arasında yapılan oylamada birinci oldu. ATSO Başkanı Üstü Serteser oylamanın ardından Londra'ya bağlanarak bir teşekkür konuşması yaptı. It's a privilege to be part of the Green family through his award. It's a honor for us to monitor our building from now on with a strong European Green Building Certification System. On the behalf of Afyonkarahisar Chamber of Commerce and Industry, we would like to thank of TOBB Mr. Rıfat Hisarçıklıoğlu, who supported us in the course of receiving Green Building Certificate. On the other hand, we also would like to thank to our consultant, Turpeko Company, for their effort to receive green certificate process. Finally, we would like to thank Building Research Establishment and its crew. Thank you. Başkan Serteser konuşmasının ardından yine Kanal 3 özel yayınına katıldı. Binaların hepsinin ayrı ayrı, bu 5 binanın ayrı ayrı özelliği vardı. Dediğiniz gibi oraya teknik özellikleriyle, puanlarıyla girdik. Ama birincilik oylar da oldu. Tüm oy kullananlara hakikaten çok teşekkür ediyorum. Programa Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rıfat Hisarçıklıoğlu da telefonla katıldı. Afyon ve ATSO'dan övgüyle söz etti. Çalışmaları bizzat takip ettim dedi. Afyonkarahisar'a baktığımız zaman kurtuluşun, dirilişin ve zaferin kenti. Batman Anadolu'muzun da kavşak kenti. Afyon'un gelişmesi ve kalkınması için bitmek, tükenmeyek bilmeyen bir heyecanla çalışan Afyon Ticaret Sanayi Odamıza ve başkanına çok teşekkür ediyorum. Afyon Ticaret Sanayi Odamız her zaman örnek işler yapar. Diğer odalarımıza örnek olan bir odamızdır. Özellikle çevre, sürdürülebilirlik, yenilenebilir enerji konularının yaptığı projelerle takdire şayandır. Bu kapsamda Zafer Kalkınma Ajansı'nın da verdiği destekle yenilenebilir enerjiye yönelik yaptığı yatırımları bizzat takip ettim. Hisarçıklıoğlu bu ödülün Türkiye ve Afyonkarahisar için gurur verici olduğunu söyledi. Bundan gurur duymamak mümkün değil. Bir kere Türkiye olarak kazanmak güzel bir şey. Aynı zamanda Afyon Ticaret Sanayi Odamızın alması bizler için ayrı bir gurur. Aynı zamanda bir Afyonlu hemşehrilerimiz açısından da Afyon'daki binamızın alması da büyük gurur verici bir hadise. Bunlar hepimizin gurur duyuyoruz. Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek başta olmak üzere milletvekilleri, belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve birçok kişi ATSO Başkanı Üstü Serteser'i arayarak tebrik etti.